Babam, affettin beni değil mi? Barıştık mı? Mutfakta duydum. Sonra bir, o kadar çabuk gelişti ki baba, gözüm karardı. Anlıyorsun değil mi beni? Anlamaz olur muyum? Tabii ki anlıyorum. Affettim tabii ki, güzel meleğim. Tabii ki affettim. Kızım ben sana ne dedim otelde? Sen bilmiyor musun Efsun'un huylarını? Dedik işte. Ayrımcılık mı yaptım ben sizin aranızda? Sonuçta elin adamı. İki kardeşin arasına girmesin, arasını bozmasın diye ben burada neler çektim be? Ne parçalandım, sor babana. Annen haklı kızım. Bak beni iyi dinle. Bu çocuğun gerçekten seni mutlu edeceğine inanıyorsan tabii ki evlen. Hepsi de zamanla alışır. Babam, teşekkürler. Teşekkürler. Biliyor musun Mehmet Emir Bey de aynısını söyledi. Ne dedi? Yani onunla da konuştuk da bugün. Ben aslında çekiniyordum biraz, hani sonuçta Efsun'un babası sert davranır belki diye düşünüyordum ama o da en az senin kadar şefkatliydi baba. Ya hatta dedi bile, seni kızım gibi seviyorum dedi. Aman yeter be, bıktım sizin böyle bir duygusal namelerinizden, bir şeylerinizden. İyice Türk filmine çevirdiniz. Kalk kız. Evin kızı gelmiş, ben mi toplayayım sofrayı da? Oturdun orada misafir gibi, hadi kalk. Kalk. Bir çay koy, bir şey. Hadi. Ya. Gördün mü Nurhan Hanım? Sen istediğini yap. Kan çekiyor işte. Bugün Bahar'la biraz konuştuk. Ateşte ikisi nişanlanmışlar. Ne? Efsun'un haberi var mı? Hoş olsa böyle sakin kalır mı? Kıyameti koparırdı evde. O yüzden benden duyması en iyisi olacak. Bir an önce konuşmamda fayda var, başkasından duymadan önce. İyi akşamlar, afiyet olsun. Babacığım izin verirsen ben bir müştemilata kadar gidip geleceğim. Esun, biraz oturur musun? Bir şey konuşmam lazım. Bugün Bahar'la biraz konuştuk. Ha öyle mi? İkisi ateşte, Bahar. Nasıl söylesem. Ya baba tamam, şey yapma ya, öyle babacılıyorsun falan. Tamam, biliyorum ben senin söyleyeceğin şeyi. Evet, nişanlanmışlar. Biliyorum. Ben bildiğini bilmiyordum kızım. Merak etme. En kötü şeye bile zamanla alışılıyor. Unutacaksın. İnan bana. Fulya abla ya, sen şey yapma yani, söyleyeceğim şey yanlış anlama, ne olur kusura bakma yani, şey seninle ilgili. De yani, baba sen annemi unutabildin mi? Biliyorum yapmaya çalıştığın şey, anlıyorum çok incesin ama yani bu öyle bir şey değil ya yani, unutmak falan. Ben öyle acısını yaşayıp yorganların altında ağlayacak falan bir durumda değilim yani. Hayat, hiçbir şey belli olmaz. Her şeyi zaman gösterecek. Size afiyet olsun. Zavallı Bahar. Efsun öyle kolay pes edecek bir insan değil Mehmet. Göreceksin bak. Kardeşim filan demeden uğraşacak bu kızla. Vallahi
Vallahi Bahar, ben öyle kendi aramızda nişan taktık falan anlamam kızım. Ayol, sizin daha sözünüz kesilmedi. Her şey sırasıyla, usulüyle, adabıyla yani. Önce gelip isteyecekler. Anne, geldiler ya istemeye. Allah Allah, gelsinler kızım. Gelsinler, kapımız mı aşındır? Bir daha istesinler. Kız evi naz evi. Olur, söylerim. Zaten şimdi yani gelenek görenek icabı iki bayram arası düğün olmaz. İlyas, biz şimdi bu sözü yaparız. Ondan sonra kurbandan sonra da nişan takarız. Hayda. Ya Nurhan, o kadar uzatmaya ne gerek var ya? Allah Allah. E kız evlat veriyoruz, müsaadenle İlyas Efendi. Kedi yavrusu değil. Biraz ağırdan satacaksın ki kızın kıymetini bilsinler. Anne, biz bunlar ateşle konuşmadık bile daha. Anacığım, güzel kızım, ben seninle niye konuşuyorum? Ananın ne söylediği lafı bil, ona göre çocukla konuş diye konuşuyorum. Bana bak, o gelincikteki o kıytırık salonda istemem. Bir tanecik kızımın nişanında keyfimce abiyelerimi giyip şakıdı şakıdı oynamayacaksam, düşman çatlatmayacaksam hiç yapmayalım, nişanı daha iyi. Anladın? Şöyle Boğaz'da güzel bir yer olur. Bir de yemekli yaptık mı? Allah! Ondan sonra bütün gelincik çatlasın kıskançlıktan. Anne, ama o kadar masraf şimdi. Kızım, ne olacak masraf? Baban ne güne duruyor? Çalışıp yapar Allah'ın izniyle. Değil mi İlyas? Ben bir hava alayım. Asma kız suratına. Asma. Babalık vazifesi. Yapacak tabii. Annem içeride mi? Evde kızım. Bahar'la konuşuyorlar şey hakkında. Ne hakkında? Ya işte nişandır, sözdür gibi yani. O kız o gelinliği giydiğinde beni bir daha görmemeyi göze al, tamam mı? Kızım benim, ne biçim laf öyle? Ağzından yel alsın. Bak, her ne kadar kimliğinde bir başkasının da adı yazsa, ben senin babanım. Ben senin için her şeyi yaparım. Ama bir başkasını seven bir adam seni mutlu edemez. Ateş beni sevecek baba. Bu lafları ileride Bahar'a edersin, olur mu? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.